Haktan Bey biliyorsunuz bu tip kararlar alınırken iki konu ön plana çıkar. Bunlardan bir tanesi sahadaki hazırlık. İkincisi de diplomatik görüşmeler. Eğer sahadaki hazırlık net olarak herhangi bir askeri operasyona müsaade etmiyorsa o zaman zamandan oynarız. Eğer diplomatik görüşmeler mümkünse bir çözüm sunuyorsa o takdirde diplomatik görüşmeleri destekleyecek şekilde askeri hazırlıklar bir kuvvet gösterisi şekline dönüştürülür. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla Türkiye huduta yakın bölgelerde gerek Türk Silahlı Kuvvetleri gerekse Özgür Suri Suriye Suriye Kuzey Doğusu'na yapılabilecek bir askeri operasyona hazır ve bu hazırlık neredeyse bir yıldan fazla bir süredir en üst düzeyde tutuluyor. Öte yandan bitmemiş bir diplomatik süreç var. Ve bu diplomatik sürecin neticesinde özellikle Eylül ayının 3. haftasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Trump arasında gerçekleşecek görüşmeye bağlı olarak sonuç belli olacak. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı aleni olarak Türkiye'nin talebi nedir? Hangi koşullar Türkiye'nin taleplerini yakın dönem için karşılar? Ve Türkiye'nin uzak vadeli amaçları nelerdir net bir şekilde ifade ediyor. E buna karşılık olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ajandası var. Dolayısıyla bizim taleplerimizle Amerikanların ajandasını karşılaştırdığımızda eğer bir farklılık varsa bu hususta bir pazarlık gündeme gelecektir. Diplomatik pazarlık. İşte bu diplomatik pazarlığın sonucu eğer başarılı bir şekilde neticelendirilirse Doğal olarak Eylül ayının 3. haftasından itibaren bir askeri operasyon yerinde yerine daha önce uzlaşıya varılan mutabakat metninin sahada belki biraz da tadil edilerek uygulanması gündeme gelebilir. Ama Türk tarafının eğer talepleri net olarak karşılanmazsa ve özellikle Suriye'de Fırat doğusunda PKK'nın devletimselleştirilmiş, devletimsi bir yapıya kavuşturulmuş bir de facto örgüte dönüştürülmesi söz konusu olursa ve nihayetinde Türkiye'nin 20-30 yıllık tehdit algısına meydan okuyacak bir oluşuma izin verilirse o takdirde Türkiye'nin bölgeye müdahale etmekten başka seçeneği yok. Bu seçenek anlık olarak güvenlik ihtiyaçlarının tatmin edilmesi için yapılmaz, gerçekleştirilmez veya tasarlanmaz. Türkiye'nin 10-15-20 yıl sonraki güvenlik kaygılarına hitap edecek şekilde tasarlanır ve şekillendirilir. Dolayısıyla, e, Sayın Trump'la yapılan görüşmede nihayetinde atılan düğüm e, bölgedeki gelişmelerin kaderini tayin edecek gibi görünüyor.